Evet değerli izleyenler, Maniyer'in tohumculuğun sunduğu Antalya Tarım Fuarı'nda bu seferki stand ziyaretlerimize Konya'dan katılan firmamız Karakulle Tarım Makineleri ve yanımızda Mustafa Bey var. Mustafa Karakulle, hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz de Köy TV olarak standımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Karakulle Tarım Makineleri olarak sizler her fuarda yer almaya çalışan firmalarımızdansınız. Evet. Antalya'da da ilk defa mı katılıyorsunuz? Antalya'ya 4 yıl önce bir katılmıştım. Ondan sonra bu sene katıldık. İnşallah iyi olur. Beklentilerimiz fazla tabii ki. Yurt dışı müşterilerle, yani yurt dışı bağlantılar kurabilmek amaçlı geldik buraya. Üretim olarak da kükürt makinalarımız var. Ağaç dibine gübre gömme ve ceviz, badem silkeleme makineler olarak kaymak kırma 3 model makinamız var. Bunlarla Türk çiftçisine hizmet etmeye ve kendilerine yardımcı olmak için topraklarını işlemelerinde, ürünlerini yetiştirmelerinde faydalı olacağımıza inanıyorum. Bizim özellikle en çiftçilerimizin ihtiyacı olan makine toz kükürt makinesi. Yani Türk çiftçisi, özellikle Türk çiftçisi ne yetiştirirse yetiştirsin ürün olarak sadece toz kükürt makinesine ihtiyacı var acil olarak. Çünkü bunu kullandığı zaman toprakların yaşlı ve zamanla aşırı derecede gübrelemeden dolayı bu gübrelerden kalan kireçlerin imha edilmesi için toz kükürt topraklarında bunu uyguladığı zaman tiftimiz direkt %50 gübreden kar sağlıyor, verimi artıyor. Yapraklarda kullandığı zaman toz kükürtü ilaçtan, özellikle kırmızı örümceğe hiçbir ilaçtan hakkından gelemediği halde toz kükürtle tek çözüm toz kükürt. Artı diğer toz kükürtün faydasının olmadığı tek şey meyve ağaçlarında iş kuruna faydası olmaz. Onun haricindeki bütün derdinin dermanı toz kükürtte. Bir de bu toz kükürtü, yani çiftçilerimiz genellikle ya komşumuz kullanmıyor, efendim işte hiç görmedim gibi haklı ol nedenlere sığınabilirler ama araştırsınlar yani. Araştırdıklarında eskiden sadece toz kükürt kullanmış. Bir de devletimiz mesela organik tarıma müracaat eden çiftçilerimiz onlar sadece ilaç yerine toz kükürt kullanmalarını öneriyorlar. Bu önemli olan araştırıp geliştirdikleri zaman kendi yararlarına olur yani. Diğer makineler tabii ki ihtiyaç hepsini giderecek, hepsi lazım olması gereken, zaten teknolojiye, zamana yani yeniliğe ayak uydurmazsa çiftçimiz geri kalır. Onu kabul ediyorum ama toz kükürt makinelerinin bir önceliği varsa toz kükürtün, ilaç ve gübrelerinden direkt kâre geçirir çiftçilerimiz. Evet, illa toz diyorsunuz. Bu sıvı halde de kullanılabilir mi? Veya o şekilde alımı nasıl olur toprağın? Şimdi sulu kükürt de var. Sulu kükürtteki kükürt oranları çok düşük. Onu mesela topraklarda uyguladığı zaman sadece sıvı kükürtün amacı çiftçiye kolaylık. Mevcut elindeki holdere doldurup hemen uygulamayı kolay yapabilir. Ama sıvı kükürtün içindeki kükürt oranı %25, %75'i su. Kullanması gereken doğru olan toz kükürt %100, hem ucuz hem ekonomik hem de topraklarda mesela bunu kullanırken toprağa önce bir tahlil yaptıracak. Tahlilde kaç kiloya ihtiyacı varsa bunu verdiği zaman bir yıl sonra toprakta fayda veriyor. Ondan sonra da 15 sene gidiyor. 10 yıl 15 sene gidiyor yani toprakta. Yani bunu uygularken de bilinçli yapmak lazım. İlla bir 20-30 kilo 10 kilo kükürt atıp ondan sonra da 15 sene ondan fayda beklemek yanlış. Ama yapraklarda özellikle bütün bitkilerde degara 8 kilo uygulanıyor, nohuda 5 kilo uygulanıyor toz kükürt. Yapraktan kesinlikle 8 kiloyu geçmiyor. Hiçbir fazla verilmiyor yani. Burada mikro kalınlığı önemli mi sizin makinelerde? Bizim makinelerimiz için mikro kalınlığı önemli değil ama mikronizesi ince kükürtü alırlarsa kendileri için daha iyi olur, daha etkin çözüm verir. Topraklara verimini mesela kalın mikronize kükürtü kullandığı zaman 2 seneye kadar yayılabilir yani. Yani verimi 2 seneden önce dönmez yani toprakta. Evet. Çok değerli Ahmet Çakarlı Bey ile bu konuları çok konuştuk. Sizler de bulunduğunuz ortamlarda. Zaten makine yapımında da hem kükürdün kullanımında da sizler bu konuda çok gayret veren firmalarımızdansınız. Evet. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyorum. Sizin gibi yayın kuruluşları olduğu için bu çiftçilerimizden faydalı bilgileri ön plana çıkardığın için size de teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. İyi çalışmalar, iyi fuarlar. Sağ olun.
Evet değerli izleyenler, Sayın Mustafa Karakulle'ye çok teşekkür ediyoruz. Karakulle Tarım Makineleri olarak kendilerine başarılarının devamını diliyoruz. Ve her zamanki gibi Alper Köse arkadaşımız reklam arası işaret ediyor. Reklamlardan sonra efendim Manier Tohumcu'nun sunduğu 19.sü düzenlenen Antalya Growtech Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sizlerle birlikteliğimiz devam edecek efendim. Görüşmek üzere.